Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün arkadaşlar hep birlikte spangle yapacağız. Ben biraz bolcana yapacağım. Bunun için 1 litre sütüm var benim. 1 litre sütümü boşaltıyorum büyük bir tencereme. İsterseniz bu ölçüleri yarı yarıya azaltabilirsiniz. Evet, tenceremize 1 litre sütümü döktüm. Üzerine bir su bardağı artı yarım su bardağı 1,5 su bardağı toz şeker ilave ettim. 2 adet yumurta sarısı var. Onu ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar da kakao dökeceğiz. 1 2 Çok lezzetli bir spangle olacak. Evet, 3 yemek kaşığı kakaoyu döktüm. 3 yemek kaşığı nişasta döküyoruz. Bu biraz bolca oldu. 2 Üçüncüyü doldurmayalım. 3 yemek kaşığı nişastayı da döktük. 1 yemek kaşığı da un. Onu da döktük. Şimdi bu malzemeleri şöyle çırpıcıyla iyice karıştıralım. Pişecek malzemelerimiz bunlar. Daha sonra piştikten sonra içine çikolata ekleyeceğiz. Bitter çikolatalarımız var burada. Onları ekleyeceğiz. Tabanı için burada benim kakaolu kekim var. Ufalanmış. Tabanını onlardan kaşıkla koyacağım. Süsleme işlemini yapacağız. Ve birlikte şimdilik bunu çırpalım. İyice birbirine harmanlaştı malzemeler. Ocağa pişmek üzere koyacağız. 1-2 taşın kaynadığını ocağı kapatacağız. Evet, iyice çırptık. Şimdi ocağa koyuyorum. Kaynamak üzere. Ocakta sürekli karıştırarak spanglemizi pişiriyoruz. Ki topaklanmasın. Evet, spanglemizi ben ocakta pişirdim. Gördüğünüz gibi burada hazır. Şimdi pişmeyen malzemelerini ilave edeceğiz. Şöyle tepeleme 1 yemek kaşığı tereyağı. Ya da margarin, ikisi de olur. Hangisi varsa evinizde. Bitter çikolatasını atacağız. Şöyle 80 gramlık bitter çikolatamız var. Bol çikolatalı. Harika bir spangle yapıyoruz. Diğerini de atalım. Diğerini de şöyle biraz daha atalım. Şöyle karıştıralım. Kendi sıcağında bunlar eriyecek. Akıcı, kıvamlı, harika bir spangle olacak. Şöyle karıştıralım biraz, kendi sıcağında yumuşasınlar. Şimdi blender ile iyice çırpacağız. Evet, gördüğünüz gibi blenderimizle çırptık. Spangremizi şöyle çıkaralım. Bakın, gördüğünüz gibi akıcı, bol çikolatalı spangremiz şu anda hazır oldu. Şimdi kaplarına dökeceğiz. Süper oldu. Evet, spangremiz şimdi hazır. Ne yapıyoruz? Kaplarımız var burada benim. Kekimden şöyle kaşık ile diplerine koyuyorum. Parça da koyabilirsiniz. Bu benim daha önceden yapmış olduğum kalan kekler buzdolabında duruyordu. Onları kullanacağım.
Azar azar şöyle diplerine koyduk. Şimdi burada supangremiz var bizim. Hazırlamıştık. Şimdi ondan üzerlerine şöyle döküyoruz. Şöyle bolcana döküyoruz. Biraz dikkatli dökmek lazım ki batmasın. Uy. Bu şekilde dolduracağız. Evet, bunu da hazırladık. Evet, supangremi tabaklara paylaştırdım, kaselere. Şimdi burada benim rendelediğim çikolatalarım var. Bitter çikolatalarım var. Bundan üzerlerine şöyle bolcana atıyoruz. Bu şekilde üzerlerine atıyoruz. İstediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Bolcana bundan dökelim. Şöyle. Evet, çikolatalarımızı da serptik. Çikolatalarımızı dök. Şimdi ne yapalım? Biraz da ceviz koyalım. Biraz da ceviz koyalım. Bol vitaminli, lezzetli, harika supangrelerimiz hazır. Sizler de bu şekilde hazırlayıp tüketebilirsiniz. Çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Oldukça da lezzetli, besleyici bir yaz tatlısı. Evet, hazır. Umarım supangre tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdi soğuma biraz soğuduğu zaman dolaba kaldıracağım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler. Hoşça kalın, afiyetle kalın.